O da sakatlığını atlattıktan sonra, o iğneli dönemi atlattıktan sonra dönüşü biraz sancılı oldu ama Valla ben maç yine golünü attı. içerisinde Icardi'nin, bak Icardi'nin Kerem'e attırdığı bir gol var. Topa verdiği Çok falso, klas dokundu. topun yumuşaklığı. Evet. Icardi bu topları alamıyor. Icardi bir top attılar. Yani böyle bir şey olmaz. Biraz topun şiddetini ayarlamaları lazım. Onların hepsini gol yapar Icardi. Nitekim bir pozisyonda da Kerem vurmasa, çevre kontrol yapsa, atlasa topun üstünden Icardi kaleye gol yapacak. Yine de Icardi Kerem'i kutladı falan. Kerem pardon dedi. Bu topları atamıyorlar. Icardi kolay değil ki. Herkes takip Bir de ediyor diyorlar Icardi'yi. ki pas verdin değerlendiremiyor ya diyorlar. Verdin de pası, topun Nasıl şiddeti verdin? ne? Allah aşkına direkt kaleciye atıyorsun. O topun yumuşaklığı Icardi'nin verdiği pas. Kerem ne kadar yumuşak. Görüyorsun indiriyor. Bu topları ne zaman alıyor ki Icardi? Sorun burada yani. Icardi'ye soldan hiç orta gelmedi. Mesela Barış bu konularda çalışkan ama sağ alıp oynadığı için onu da kendinden yönetti Okan Hoca büyük bir ihtimalle. Icardi de İkinci kendini yarı. ona göre ayarlayacak Levent Tabii abi. ayarlayacak mı? Sergen dedi ya, baktım İbrahim Üzülmez sağa sola atıyor. Ayarladım kendimi artık diyor. Sonra İbrahim Üzülmez dedi, Sergen nasıl orta yaptım diyor. Ne ortası ya, ben biliyorum topun oraya gideceğini diyor. Icardi de Mesela ya, alışacak öyle. hayır mesela bir iki top sıfıra giriyorsa ortalıyorsun. Şimdi Halil'in mesela oyuna girdi. Ya kimi çalmayacaksın daha? Dışarıdaki top toplayıcı mı çalışacaksın? Topla beraber dışarı çıktın. Çabuk kes. Futbol çabuk. O 18'in ya yer zaman için bakir alandır. O bölgeye kessin her topun gol olma şansı %100'dür yani genelde. Evet. Ya da %90 diyelim. Şimdi bir tık hızlanmamız gerekiyor. Derbiye geçeceğimiz için artık nefesler tutuldu. Bugün diyelim 9 Aralık oldu. Derbiye birazdan geçeceğiz. Okan Buruk'u dinleyeceğiz. Daha bir hakem tartışması da var. O da bazı şeylerden şikayet etti ama şu özel haberi Ya sizden özel bir, haber değil ya. Ben yani bildiğim bilgi özel veriyorum yani. Hayır bilginizi hayır. Çok paylaşırsanız. medyada çıkan şundan dolayı bunu sordum başkana. Maç öncesi Galatasaray tribünleri Erden Timur diye tempo tuttu. Bütün tribünler toplu halde tempo tuttu. Erden Timur'a destek verdi. Çünkü medyada, sosyal medyadan bir yerde bir haber çıktı. İstifasını verdi falan diye. Biliyorsun böyle şeymiş diye. Valla bir de Galatasaray'ın eski yöneticisi Turgay Kıran da bir açıklama yaptı kendisiyle ilgili. Başkan sordum böyle bir şey mi? Hayır ya 5 defa konuşmuş hiç böyle bir şey yok dedi ya. Bu tamamen dedi Galatasaray'ı yıpratmak üzere yapılmış bir oyun dedi ya. Tamamen dedi spekülasyon yaratmak istiyorlar. Böyle hiçbir şey yok dedi. 5 defa konuştum işinin başında çok da memnunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. Sordum dedi şüphelere gidermek için. Hayır dedi başkanım çok mutluyum hiç böyle bir şey yok. Yani bana gelmiş bir şey de yok da. Üstelik de dedi yani bilerek Galatasaray'ın içine bomba düşürmeye çalışıyor bir takım insanlar dedi. Evet sosyal medyada bu tür kirlilik var. Yani bu tür uydurma haberler var genel anlamda. Yani başkanın ifadesi bu. Ben söyledim kendisine söyleyeyim mi dedim. Söyle dedi. Peki kulüp Hani, içinde var mı mesela yönetim içinde bir bir şey yok. Ya rahatsızlık? kulüp içinde Çünkü ben başkanı da var. Vecino transferinin o gerçekleşmek üzere olduğu akşam sanki biraz onu hissettik kamuoyu. Yani onu hissetti. Erden Timur'a karşı anında reaksiyon Vallahi gösterecek Vecino bir kitle de transferinde var. Lazio'nun hocası vermedi diye biliyorum. Vermedi, Hani vermedi. versin vermesin adı ortaya Vermedi. atıldığı an o gün Erden Mesela Timur nasıl bu da alırsın diye yanlış bir bir şey. Bak, organizasyon bu da oldu. yanlış bir şey. Bunun dışarıya uçurulması da yanlış. Yani Galatasaray Başkanı bu konularda sakin bir insan. Genelde yani böyle kavgacı olmayan bir insan. Son derece düzgün. Her maçı ailesiyle beraber seyrediyor hocasında. Buradaki maçlarda. Ama işin gerçeği şu ki Onur. Yani bu tür maalesef dedikodular çıkartılıyor. Yani Erden Timur'a karşı bir yıpratma politikası var. Ya Erden Timur Galatasaray için de iş yapmış. Bir de bunu Galatasaray muhalefet kısmından konuşanlar var işte yani bir hikayede. Ha işte Çıkıp yani konuşuyorlar yani. kulüp içinden Evet. Kulüp de içinde çıkmış olabilir bu. camia Tamam, içerisinde rakipler de yapmış olabilir var diyorsun tabii canım ama. bunu yapan insanlar var ya. O insanlar için de ben bir sürü şeyler söylesem ne olacak? Bende de var arşiv içeride. Yani arşivlere dönüp bakarsak o zaman sıkıntı olur bu işte. Ya bırakın ya bir Galatasaray bırakın da sizler bir huzur bulsun Galatasaray ya. Bir huzur bulsun ya. Yani bunlardan unutulmama, kendilerini unutulmaz kabul eden, unutulmaması olarak kabul eden insanlar maalesef bu tür sataşmaları hep yapıyorlar ya. Ben buna çok şaşırıyorum. Huzur batıyor Galatasaray'a. Şu var mı? Bazı insanlar bu Fazla ön huzuru plana çıktığı delmeye zaman biri onu çalışıyorlar ya. aşağı Evet çekme ya. çabası mı Evet. olabilir? Yalnız oradaki soru çok haksız değil. Turgay Bey'in sorusu. Sorun neydi? Yani Erden Timur 35 milyon euro verdi kulübe. Hangi şartlarda verdi diyor.
Erden Timur böyle bir para verdim demiş mi? Hayır, hiç duymadım. Hayır. Sponsorluk anlaşması gereği öyle bir ödeme olması gerektiği konusunda bazı. Ondan sonra var. Şey de demiş ama... ki Dursun Bey de demiş ki bu konuları burada konuşmayalım. Bunlar özel şeyler falan. Yani söylediğini söylüyorum. Turgay Bey'in beyanı bu. E tamam. Yani bu bir... ne olmuş yani? Bu nedir yani? Bu ne, nesi var bunun? Vallahi ben yıllarca Fenerbahçe'de eleştirdim. Bir kongresi çıkıp bu hesapları niye sormadı diye. Sonra 600 milyon euro borç çıktı işte. Arkadaşlar bir yerde mesela şeye söylediler. Olacak paralar varsa herkes sorsun. Şeye söylediler. Ali Bey'e söylediler. Bunun yeri mali kongre var. Tabii. Şunu çıksın konuşsun. Divan var. Bakın bu konularda kimin adı geçiyorsa hepsini sen de ben de çok iyi tanıyoruz. Hayır yani bu soruyu İnsanlar, soran bir kongre üyesine neden böyle konuşuyorsun denmemeli. Sevgili Gürcan. Bunlar sorulmadığı için kulüpler battı yani. İnsanların hepsi kendilerinin ne kadar büyük Galatasaraylı olduğunu nutuklarına atıyorlar. Galatasaraylı olmak demek kol kırılır, yen içinde kalır misali. Önce bunun kendi bünyesinde, içinde dışarıya yansıtmadan araştırılması gerektiği gerçeğini unutuyorlar. Bir de Galatasaray hesapları açık zaten ya. Şu an bir takım, şu an için lider. Şampiyonluğun en önemli adaylarından biri. Uzun yıllar sonra Şampiyonlar Ligi grubundan yine Şampiyonlar Ligi'ne devam etme şansı var. Böyle bir dönemde Galatasaray'ın gündeminin kesinlikle bu olmaması lazım. Evet. Dursun Özbek seçimi kazanırken bence en önemli avantajı kullandığı iki sözcüktü. Sevgi, iklimi. Hani Galatasaray birlik beraberlikti? Hayır oldu. İkidir. Mali Kongre'de de yine oy birliğiyle İbra oldu. Beşiktaş'ta yönetimin gitme nedeni kulüp içi muhalefet ya. Evet. Arkadaşlar neyi paylaşamıyorsunuz ya? Galatasaray Beşiktaş'ı çok seven insanlar. Mesela Beşiktaş'ta oraya fedakarlık yapıp yeri gelince kendi çıkarlarından vazgeçecekler. Herkes gündem. Süleyman Sabah ekolu geri geldi. Düşün o yöneticiler birlikte çalışmışlar. Ama bir anda ortalık yangına döndü ya. Fikret Orman'la mevcut başkanın sorunları, Serdar Bilgili ile ayrıldı gitti biliyorsun. Karşı çıktı Yıldırım Demirören'e açılan cephe. Yani herkes büyük bir tartışmalar yaşandı dediği gibi Ahmet Hocam'ın. Yani bugün Dursun Özbek bu sevgi iklimini korumaya çalışan ve buna özen gösteren bir insan. İşini yapman bak açıklama yaptı divan dedi ki sezon bitmeden evvel Kemerburgaz'a geçeceğiz dedi. Burada da antrenmanları yapacağız stada daha yakın olsun takım zaman kaybetmesin diye. O çalışılıyor. Bu Mecidiyeköy'deki binanın içinin yapılması için Erden Timur'un büyük katkıları var. Erden Timur'un bu yapılan şeyle ilgili, Kemerburgaz'la ilgili çok büyük makine parkuru var. Hele hele şeyde var, adanın hale gelmesi gidip adada bütün sene Galatasaraylılar adada güzel günler geçiriyor. Hala şimdi yemek yeniyor burada, akşamlar oturuyorlar, insanlar yemek yiyorlar. Affedersiniz ya, bunları yaparken nedir abi, neyi paylaşılamıyorlar bu Galatasaray'da? Ben bunu anlamıyorum ya. Ben bunu çok şaşırıyorum. Hocamın dediği gibi ya bu sevgi ikliminden rahatsız olan bir kitle var Galatasaray'da ya. O röportajı tamamını izledin mi Levent abi? Tamamını izlemedim. Ben önemli bir kısmını izledim. Aslında orada belki de camiada ufak da olsa rahatsızlık veren konu şu oldu. Yine bir açıklamasında Erden Timur Bey ki bizdeki bir programdaydı. Galatasaray'da yaptığı işleri anlattı. İşte birçok konuyla ilgilendiğine dair, oradaki projeler dahil, futbol takımı dahil, işin ekonomik yönü dahil. Bütün bunları biraz da sosyal medyada muhalifler ya her şeyi Erden Timur yapıyor. Başkanın orada işi ne, öteki yöneticilerin işi ne diye oradan vurmaya çalıştılar. Hem başkan görünmesin diyorlar. Oradan vurmaya çalıştılar. Evet. Sorun buradan kaynaklandı. Peki hocam sana bir şey soracağım. Başka bir şeyden değil. Sen yanılmıyorsam oradaydın. Kemerburgaz'ın tören atma töreni oldu biliyorsun. Evet. Orada tekrardan gittiler başkan, eski başkanlar, şeyleri bir tane şey sundu Erden Timur. Briefing verdi biliyorsun. Evet. Ayakta alkışladılar. Ne oluyor şimdi? Ne değişti? Ne değişti Erden Timur'la ilgili? Yani Erden Timur Galatasaray için bir şans ya. Bugün tribünler bunun farkında ayağa kaldırdılar ortalığı. Hı hı. Ya siz kendi İçinizde ne donladı yarattığınız değeri yok etmeye mi çalışıyorsunuz? Bu ne kadar bir şey ya? Yanlış bir şey. Tekrar vurgulayalım. Dursun Özbek'le konuştum. Beş kez konuştum. Böyle bir sorun yok. Defalarca sordum bir sorun var. Hayır dedi her şey çok normal. Bu tamamen uydurma bir şey. Neyse hiçbir şey yok. Herkes işinin başına işini yapıyor. Bu tamamen
Özellikle bizim yönetimimizi içeriği Galatasaray'ı yıpratmak isteyenlerin bir oyunu dedi. Peki. O şimdi hakemle ilgili de bir tartışma var burada. Daha önce başka statta böyle penaltılar verilmedi. Bizde niye verildi şeklinde açıklamaları oldu Okan Buruk'un. Maç sonu açıklamaları bir izleyelim. Sonrasında Kopenhag maçını konuşacağız ve Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine geçeceğiz.